Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekiyoruz. Çünkü başka bir konu bulamadık. En kolay konuda soru cevap olduğu için Instagram'da soru etiketi oluşturduk. Gelen soruları da ikiye ayırdık. Çok akademik sorular gelmişti. Diş hekimliğiyle alakalı, dolgu ve tedavilerle alakalı. Onları çok sıkıcı olmasın diye ayrı bir başlık altında yayınlama kararı aldık. O yüzden bugünkü sorularımız daha böyle yani diş hekimliğiyle alakalı ama akademik olmayan sorular. Çok akademik bir şey yapmayacağız bugün. O yüzden dolayı hazırsanız sorulara başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sorulara geçmeden önce DT Süleyman Topuz'un bize Belçika'dan hediye olarak sipariş ettiği Belçika çikolatasının açılışıyla başlayacağız. Çünkü bu video için sakladım sürekli. Birer tane yiyelim, tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada yakınlaşabilir miyiz, kamera içini gösterelim, yani yedik bayağı bir burada. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi deniz kabuğu, deniz kestanesi, ondan sonra deniz hıyarı, ondan sonra işte gördüğünüz gibi köpek balığı, bir sürü çeşit çeşit çikolatalar var. Belçika'dan gelmiş. DT Süleyman Topuz'a teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Afiyet olsun. Sağ ol yani, çikolatalarını çok beğendik. Evet arkadaşlar, artık sorulara geçebiliriz. Çok eğlenceli sorular bekliyor bizi. Bayağı eğlendik, güldük, eğlendik. Birinci soruyla başlıyorum. YouTube için nasıl içerikler üretmeyi düşünüyorsun? Şimdi YouTube için daha önce zaten içerik üretmiştim. O yüzden diş hekimliği böyle kesinlikle sınırlı olacak. İşte diş hekimliğiyle alakalı bir şeyler yapacağım, akademik bir şeyler yapacağım demiyorum. Akademik bir şey isteyenin zaten YouTube'da ne işi var? Açın makale okuyun yani. Ama dolgu, diş yaşı temizliği, böyle diş çekimi falan, bu tarz böyle basit tedaviler hakkında küçük videolar hazırlamayı düşünüyorum, bilgilendirici olması açısından. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci soruya geçiyorum. DT ne demek? DR ve DT farklı şeyler mi? DT diş tabibi demek. DR de doktor demek. Tabip zaten doktor demek olduğuna göre diş tabibi de diş doktoru demek. Dolayısıyla bunlar aynı şeyler ama sadece şöyle oluyor. Şöyle oluyor. DT sadece Türkiye'de olan bir ünvan. Yani yurt dışına çıkarsa Türkiye'deki diş hekimleri DT diye bir ünvan yok, yani anlamsız, uluslararası bir ünvan değil. O yüzden DR ünvanını kullanıyorlar. Sadece Türkiye'deki diş hekimlerinin kendilerine kullandığı bir ünvan diyelim. Ve doktorla aynı olduğunu söyleyip geçiyorum bunu. Evet, üçüncü sorumuz. Diş hekimi olduğunu yeni tanıdığın birine söyler misin ya da sana insanlar ağızlarını gösteriyorlar mı? Arkadaşlar, yani tabii ki de sorabilirsiniz şeyleri, dişlerinizle alakalı sorularınızı ama yani bu mesela tanıştığımız ortamla da alakalı bir şey. Diyelim ki yani yeni bir tanışmışız arkadaş ortamında. Hemen dişlerinizle alakalı bir muhabbet açtığınız zaman olmuyor yani. Otomatikman şey yapıyor, hasta ve doktor ilişkisi gibi bir canlantı oluyor. Ama ortam ona müsait olmadığı için yanlış oluyor yani. Bence yapmayın. Yani sadece bana değil, başkalarına da yapmayın bence. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyorum. Tükürükten, yani dördüncü sorumuz, tükürükten ve insanların ağzından miden bulanıyor mu? Yani bulansaydı sizce bu mesleği yapar mıydık? Yani olur mu böyle bir şey? Yani dördüncü soruya hayır diyoruz tabii ki de. Evet, beşinci soru. Tekrar seçme hakkın olsa yine diş hekimliği seçer miydin? Şu anda bu soruya evet diyorum. Kesinlikle seçerdim diyorum. Çünkü mesleğimi seviyorum. Yani tam kişiliğime uygun bir meslek. Fakat arkadaşlar, bu soruyu yani şöyle mezun olan diş hekimlerine sorarsanız çoğunluğu evet der. Yani memnundurlar mesleğinden. Fakat hayır diyenler de mevcut. Hayır diyenler neden hayır diyor? Çünkü yeni gelen mezunlardan dolayı bir diş hekimliğinde bir artan popülasyon oluyor. Bu popülasyondan dolayı pastadan daha küçük bir dilim düştüğü için kendilerine bundan şikayetçiler. Aslında onlar da şikayetçi değiller de sadece işlerine hayır demek geldiği için hayır diyorlar. O yüzden bence bütün diş hekimleri bence memnun yani diş hekimi olduğundan. Tabii bunu fakülte hayatında sorarsanız, bu bölümü okumaktan mutlu musunuz diye bir soru gelseydi fakülte hayatında, onun cevabı farklı olabilirdi. Çünkü fakülte hayatında farklı bir psikoloji oluyor. Eğitim olduğu için farklı bir psikolojik şey içinde oluyoruz. O yüzden orada belki olumsuz cevap veren olabilir. Ama şu anda ben bu soruya kendi adıma
Evet diyorum, bir daha olsa bir daha seçerim diyorum. Ve aynı zamanda da çok karizmatik ve prestijli bir bölüm. O yüzden ben çok mutluyum, iyi ki de okumuşum diyorum. Geçen aylarda bu yasaklar yokken biz D.T. Süleyman'ın babasının köyüne gittik. Orada bir kahveye girdik, diş hekimi izleyince herkes ayağa kalktı yani. Dolayısıyla çok prestijli yani. 6. sorudayız. Arkadaşlarının dişlerine dikkat ediyor musun ya da bu takıntı haline geldi mi? Bu bende takıntı haline geldi. Artık insanların gözlerine değil, ağızlarına bakıyorum. Ama diğer arkadaşlarımı bilmiyorum, yani diş hekimi arkadaşlar, acaba onlarda takıntı oldu mu bilmiyorum. Ama bende oldu yani. Evet, 7. soru. Her diş hekiminin dişleri güzel mi? Hayır. Ama benimki güzel. Benimki güzel ama diğer diş hekimleri için garanti veremiyorum. Yani onlarınki güzel olmayabilir. Evet, bir sonraki sorumuz. Çok sallanan bir dişi evde kerpetenle çeksek olur mu? Olur. Niye olmasın? Kerpetenle evde çek sen, bu soruyu yazan kişi. Evet. Ağzımız açıkken cevap veremeyeceğimizi bildiğiniz halde neden soru soruyorsunuz? Next. Özelde yapılan dişler neden devlette yapılan dişlerden daha iyi oluyor? Evet, bu soru çok güzel bir soru. Şimdi size bunu açıklayacağım. Neden böyle bir şey olduğunu. Arkadaşlar, diş hekimliğindeki tedaviler çok özen gerektiren, aynı zamanda çok zaman alan tedavilerdir. Bu yüzden devlet hastanelerinde hasta sirkülasyonunun fazla olması bu tedavilere ayrılan sürenin azalmasına sebep oluyor. O yüzden oradaki işlerin kalitesinin düştüğü söyleniyor. Ama bu durum sadece devlet hastanesine özel bir durum değil. Aynı şey bazı özel hastanelerde de var. O yüzden böyle bir genelleme yapmak, yani böyle bir genelleme var. Evet, ama bu genelleme tam anlamıyla doğru mudur? Orası tartışılır. Asıl buradaki önemli olan nokta işlemde harcanan süre, işlemde yeterli özenin gösterilmesi. Çünkü bizim tedavilerimiz çok aşamalıdır. Yani her aşamasına dikkat etmek gerekiyor. Hani birden yapılan bir şey değil. Yani diş çekimi hariç. Diş çekiminde hani yapılması gereken bir olay var ama kanal, dolgu, en basit dolgu bile birçok aşamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bunların hepsi de zaman tüketiyor. O yüzden böyle bir genelleme tam anlamıyla yapılır mı bilmiyorum ama böyle söylentiler var. Yani ne alaka bu? Neyse, yani arkadaşlar bu şekilde. O yüzden yapan, yani işlemi yapan hekim çok önemli. Tabii ki de yaptırdığınız kurum da çok önemli. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü videomuzun sonu. Yani toplam 10 soru cevaplandırmış olduk sizlerle birlikte. Bir de bana 2 tane hediye gelmişti. Onları da açsak ya, hazır video açıkken. Ekstra bir kutu açılma video yapmayalım. İkinci çekmeceden. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki hediyeleri çok seviyorum. O yüzden bana 2 tane hediye geldi. Şimdi hemen kutu açılımına başlayalım. Öncelikle şundan başlayayım. Aa! Yakınlaşıyor mu kamera? Şey geldi. Bottle. Şeyli bir de. Cam. Şu şişesi. Arkadaşlar, bu şişe benim şişem. Şu şişem. Simge'ye çok teşekkür ediyorum, Simge'ye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir şu şişesi oldu. Bunu buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar, bu hediye D.T. Süleyman Topuz'un annesi ve babasından geldi. Hemen açalım içeriğini. Şimdi bir adet mektup var. Çiçek sepeti, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diş hekimleri gününüz kutlu olsun demiş. Ben çok seviyorum onları. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şoka girmiş durumdayım şu anda. Yakınlaştırabiliyor musun? Yani arkadaşlar, bir yandan sevinmiştim. Çünkü böyle bir takım olmuştu. Anahtarlı da vardı. Şöyle. Serhat Uslu yazmışlar. Diş hekimi Serhat Uslu. Çiçek sepeti. Yani üzdünüz beni. Çok üzüldüm. Evet arkadaşlar, bu videoyu birazcık düşük enerjiyle kapatmak zorundayım. Çünkü şu andaki konsepte bu uygun.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öyle arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana hediye göndermeyi unutmayın. Adresi biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.